Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca Başkanlığında ülkemizde aşı çalışmaları, uygulamaları hızla devam ederken çok şükür ki herhangi bir problem yaşanmazken diğer ülkelerden aşıyla alakalı kötü haberler de gelmeye devam etmekte. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı en son açıklamada AstraZeneca ile alakalı yaptığı açıklamada aşının faydaları zararlarından fazladır. Bundan dolayı elimizdeki aşıları kullanalım, çöp olmasın diye açıklama gerçekleştirmişti. Konuyla alakalı birçok ülkeden açıklamalar geldi. Kan pıhtılaşması gibi olası yan etkiler sebebiyle İrlanda, Norveç, Danimarka, İzlanda, Romanya, İtalya, Bulgaristan, Hollanda, Endonezya, Letonya, İspanya, İsveç ve Bosna Hersek aşıların biz tamamen kullanımını durdurduk. Bu saatten sonra AstraZeneca aşısını kullanmak istemiyoruz diyerekten açıklamasını gerçekleştirdi. Bu devletlerin bakanlıkları, Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamalarla alakalı. Bundan önceki dönemlerde Norveç'te, Danimarka'da, Romanya'da, İtalya'da AstraZeneca aşısına olan vatandaşların kan pıhtılaşması sorunu nedeniyle birçok kişinin hayatını kaybettiğinden dolayı aşı olanların da kan pıhtılaşması nedeniyle çoğunun yoğun bakımda yattığı, bu sebeplerden aşıyı durdurma kararı aldıkları dile getirildi. Dün Alman Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da 60 yaşın üstünde olanlara yapılabiliyordu sadece AstraZeneca aşısı. 60 yaşındaki Alman vatandaşlarında aşılamaya gittiklerinde bu kan pıhtılaşması haberleri ve çıkan yoğun bakım sorunları nedeniyle AstraZeneca aşısını olmak istemedikleri, bundan dolayı da Almanya'nın da Alman Sağlık Bakanlığı'nın da yakında AstraZeneca aşısını durdurma kararı alabileceği ifade ediliyor yapılan açıklamalarda. En son ki yapılan açıklamada ise AstraZeneca ile alakalı Avrupa İlaç Ajansı tarafından yapılan açıklamada bu kan pıhtılaşması problemiyle alakalı gerekli incelemelerin yapıldığı, damar tıkanması vakalarının aşı olmuş kişilerde daha fazla görüldüğüne dair kesin bir bulgu olmadığı ama bunun daha da araştırılmaya devam ettiğini dile getirdi Avrupa İlaç Ajansı yaptığı açıklamalara göre. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Çok şükür ki bizim ülkemizde kullanılan aşılarda böyle problemlerle karşı karşıya kalmıyoruz. İnşallah da kalmayız diye umut ediyoruz. AstraZeneca aşısı da ülkemize inşallah getirilmez çünkü çok problemli bir aşı gibi durmakta. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.